Merhaba Haber 48 takipçileri. Bugün Dalaman koylarındayız. Yaklaşık 2,5 yıldır dile getirdiğimiz ve üzerinde durduğumuz konularla alakalı bugün yanımızda bu konulara vakıf olan ve kendisi de bizler gibi uzun zamandır takip eden bir vatandaşımız var. Kendisinden bu konularla ilgili bilgi alacağız. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Siz de hoş geldiniz. Biz Haber 48 ailesi olarak yaklaşık 2,5 yıldır Dalaman ve Göcek koylarında inşa edilen kaçak yapılaşmalarla ilgili haberler yapıyoruz. Bunları gündeme getiriyoruz. Sizin de bu konulara vakıf olduğunuzu bildiğimiz için sizden bununla ilgili bilgi almak istedik. Neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle Haber 48 ve ekibine teşekkür ediyorum. Dalaman ve çevresinde bulunan Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait olan 1. derece doğal sit alanı ve özel çevre koruma sınırları içerisinde bulunan insanlık mirası olarak düşünebileceğimiz dünyanın en güzel bakir koylarında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ihale edilerek kiraya verilen koylarda izinsiz bina ve tesisler yapılmıştır. Bu bina ve tesislerin ruhsatı ve imar izni yoktur. Buradaki bina ve tesisler kaçak yapı durumundadır. Ve bunlarla ilgili devletin ilgili kurumlarına birçok şikayette bulunduk. Ancak yapmış olduğumuz şikayetlerimize rağmen buradaki hiçbir kaçak bina ve tesis yıkılmamaktadır. Devletin ilgili kurumlarında şikayette bulunmuş olduğumuz sorumlu ve yetkili kişiler buraya gelip şikayetlerimize, iddialarımıza yönelik ortaya atmış olduğumuz, gündeme getirmiş olduğumuz şikayetlerimizin hiçbirinin üzerine gidilmemiştir. Buradaki kaçak bina ve tesisler yıkılmamıştır. Yasaya ve kanuna aykırı yapılan işler vardır. Burada yasalar insanlar için, herkes için eşit olmalı. Kanunlar herkes için uygulanmalı. Kim kanunsuz bir iş yapıyorsa, yasaya aykırı, kanuna aykırı bir iş yapıyorsa bunun cezası, bunun bedeli neyse kişiye ödesinler. Ancak burada insanlar kaçak yapı, bina ve tesisleri yapmak suretiyle sebepsiz zenginleşme yoluna gidiliyor. Burada besin alanı diye tabir edilen yerler motor yatlara hizmet vermektedir. Daha önce yatmona noktası olarak geçen bu yerler besin alanı adı altında şimdi ihale edilerek kiraya verilmiştir. Burada bir sıkıntı vardır. Buraya daha çok motor yatı olan, servet olan, parası olan zengin insanlar gelmektedir. Buradaki doğal güzellikler normal vatandaşlar faydalanamamaktadır. Biz burada ilgili idarelerde bulunan sorumlu ve yetkili kişiler tarafından kaçak bina ve tesislerle ilgili işlem yaparak adli ve idari bir işlem yapılmasını, buradaki kaçak yapıların, bina ve tesislerin ortadan kaldırılmasını, buradaki doğal güzelliğin korunmasını, gelecek nesillere de miras bırakılmasını ve bu konuda bir çalışma yapılmasını talep ediyoruz. Bu yerler kiraya verilecekse de, ihale edilecekse de yasaya uygun bir şekilde, kanuna uygun bir şekilde, doğayı bozmayacak şekilde, doğaya uygun vaziyet. İmar yapıldı dediniz. Burada betonarme yapılar mı var? Onlardan bahsediyorsunuz. Yani buradaki bütün işletmelerde betonarme yapı var. Ayrıca buradaki bütün işletmeler C tipi mesire alanı diye geçmektedir. Ancak bu işletmelerin mesire alanı ruhsatı olup olmadığı dahi şüphelidir. Bu işletmelere dair mesire alanı ruhsatı var mı? Bir incelenmeli. Vaziyet planı, mesire yerleri yönetmeliği ve teknik şartnamesi ve sözleşmesine göre bu işletmelerde nasıl yapıların yapılacağı belirtilmiştir. Ancak buna rağmen mesire yerleri yönetmeliği, teknik şartnamesi ve sözleşmesine göre yapılması gereken yapılar yapılmamıştır. Burada daha çok lüks yapıda betonarme diyebileceğimiz bina ve tesisler yapılmıştır. Burada 3-5 tane adam para kazanacak diye tüm Dalaman'ı mağdur edemezsiniz. Buna kimsenin hakkı yok. Hepimiz yasalar karşısında eşitiz. Hepimiz yasalar karşısında
adil olmalıyız. Onun için burada kim ne yanlış yapıyorsa bedelini ödemeli. Bununla ilgili de Cumhuriyet Başsavcılığı stüdyosunda bulundum. Bu konuyla ilgili davacı oldum. Peki bu konularla alakalı ilgili kurumların herhangi bir şey yaptığını düşünüyor musunuz? Veya sizin gözlemleyebildiğiniz bir şeyler oldu mu? Ben en az 500 tane dilekçe verdim. Bu yerlerle ilgili. Ama her defasında dilekçelerim görmezden geliniyor. Şikayetlerimiz görmezden geliniyor. İlgili kurumlara, birden fazla değişik kurumlara şikayetlerde bulunduk. Ancak yapmış olduğumuz tüm şikayetlere rağmen şikayetçi olduğumuz konular yerinde duruyor. Ayrıca GTB mesul alanları halka açık mesul alanlarıdır, dinlenme yerleridir. Buradan sadece halka diye hitap edilerek mesul alanı statüsünde motor yatlara hizmet verilmektedir. Normal bir vatandaş gidip de veyahut da ben Dalamanlıyım, ekonomik durumu orta halli, gidip de buradaki mesul yerleri hiçbir mesul yerinden faydalanamamaktayım. Efendim teşekkür ederiz. Söylemek istediğiniz başka şeyler var mı? Ekleyebilecekleriniz var mı? Evet, benim buralarla ilgili söylemek istediğim çok şeyler var. Mesela mesire yerleri yönetmeli, teknik şartnamesi ve sözleşmesine göre kiraya verdiğimiz, ihale edilen mesire yerinde sözleşmeye aykırı kaçak yapı, bina ve tesis yapanların sözleşmesi iptal edilir diye bir madde varken bu mesire yerlerinde bu kadar kaçak yapı ve binaya rağmen bu kişilerin sözleşmeleri neden iptal edilmiyor? Neden saklanıyor? Neden görmezden geliniyor? Orman İdaresi'ne bağlı görevli ve yetkili kişiler bu arkadaşların sözleşmelerini incelediğinde, sözleşmelerini ve iş yerlerini eşleştirdiklerinde, iş yerlerinde bulunan şikayet konusu iddiaların sözleşmesine uygunluğu var mıdır, yok mudur? Hiç bakmıyorlar mı? Mesire alanında bulunan tesislerdeki kaçak bina ve tesislerden dolayı sözleşmelerin tek taraflı iptal edilmesi gerekirken bu sözleşmelerin iptal edilmemesinin gerekçesi nedir? Bu sözleşmeler neden iptal edilmiyor? Sebebi nedir? Mesir alanında bulunan kaçak bina ve tesislerin vaziyet planı var mıdır? Mesir alanındaki bulunan kaçak bina ve tesisler vaziyet planına uygun mudur? Vaziyet planına uygun değilse siz buradaki işletmecileri neden barındırıyorsunuz? Neden tutuyorsunuz? Neden bu işletmecilerin üzerine gitmiyorsunuz? Neden adli ve idari bir işlem yapmıyorsunuz? Sebep ne? Ortada ne var? Buradaki yanlışların düzeltilmesi lazım acilen. Devleti temsil eden makamdan, devleti temsil eden idarelerden ben rica ediyorum. Devlete karşı suç işleyenleri tespit edin ve bunlar hakkında adli ve idari bir işlem yapın. Ortada burada bir suç varsa bu suçun üzerine gitmeyen kişiler yarın yargıyla karşı karşıya kendileri baş başa kalabilir. Ve bundan dolayı da ceza alabilirler. Ben maaşını devletten alan, parasını maaşını devletten alarak geçiren yetkili ve sorumlu kişilere buradan tekrar sesleniyorum. Ortada bir suç var. Ortada bir şikayet konusu iddia var. Bunları gidin yerinde görün, tespit edin, ortadan kaldırın. Vaziyet planına uygun olmayan işletmecilerin yapmış olduğu bina ve tesisleri tesislere ait sözleşmeleri iptal edin. 3-5 tane adam korunacak diye, 3-5 tane para kazanacak diye hem doğayı kirletiyorsunuz, hem birinci derece doğa sit alanı içinde, özel çevre koruma sınırları içerisinde izinsiz betonarme yapı yapıyorsunuz, hem de bunu görmezden geliyorsunuz. Öyle bir şey yok. Herkes aklını başlar toplasın. Bu ülkede kanun var, nizam var. Kimse kanuna aykırı hareket yapmasın. Ben yapmıyorsam onlar da yapmasın. 2 yıldan beri Marmaris, Datça, Fethiye ve Dalaman'ın çevresinde olmak üzere orman yangınları baş göstermiştir. Burada Dalaman koylarında betonarme yapıyla kaçak bina ve tesis yapmak suretiyle doğayı katleden ve doğayı katleden kişilere izin veren kişilerle Marmaris, Dalaman, Ortaca ve diğer ilçelerimizdeki yangınları yakan kişilerin arasında benim gözümde hiçbir fark yoktu. Hepsi benim gözümde şu anda eşit durumdadır. Ve ayrıca bulunmuş olduğumuz mesire yerleriyle ilgili defalarca yapmış olduğumuz şikayetlere rağmen şikayet konusu olan
Akbük, Taşyaka, Göbün, Küçük Sarsala gibi koylarda yıkım kararları uygulanmamış. Ancak bunların etrafında orman alanlarında bulunan küçük 20 metrekarelik yapı ve tesislere yönelik yıkımlar yapılmıştır. Formaliteden yapılan bu yıkımlar milletin gazını almak için yapılmıştır. Asıl yapılması gereken yıkımlar bu adını saymış olduğum Taşyaka, Göbün, Akbük ve Küçük Sarsala koylarında bulunan ve her birinde en az 300 metrekare dolayında olan kaçak bina ve tesislerin yıkılmasıdır. Ama buraya hiç kimse dokunmamaktadır. Bu koylara neden dokunmuyorsunuz? Bu koylarda bulunan kaçak bina ve tesisleri neden yıkmıyorsunuz? Buradaki insanlar yasalardan çok mu güçlü? Yasalardan çok mu üstün? Neden korkuyorsunuz bu işletme sahiplerinden? Bana bunun cevabını verin. Ben vatandaş olarak öğrenmek istiyorum. Yasa ve kanun neyse herkes bunu uygulayacak, uygulatacağız. Herkes yasa ve kanuna göre hareket etmek zorunda. Bu dağlar ve ormanlar kimsenin babasının çiftliği değil. İsteyen herkes her istediğini yapamaz. Öyle bir şey yok. Elinizde bir takım evraklar var. Onlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Son olarak bununla ilgili de bilgi alabilir miyiz sizden? Evet. Elimde birden fazla evrak var. Bilgi belge var. Bu evrakların içerisinde ilgili kurumlara yazmış olduğum şikayet dilekçeleri var. Kumine savcılıklarına vermiş olduğum şikayet dilekçeleri var. Ve bazı sorumlu ve yetkili kişilerden elden almış olduğum vaziyet planı örneği var. Koylarla ilgili. Mesela şu koyda Akbük Ceyti bir mesire yeri vaziyet planı. Bu vaziyet planında alan üzerindeki yasal kısıtlar, birinci derece doğal sit, özel çevre koruma bölgesi 3621 sayılı kıyı kanunu kapsamında olduğu belirtilmiş. 1.38 hektar onların üzerinde olduğu 9.4.2014 tarihinde tescil edildiği ve 2016-2021 yılında bu yeri kiraya verildi belirtilmekte. Sözleşme başlangıç tarihi. Ancak bu vaziyet planı eksik bir vaziyet planıdır. Bu vaziyet planında Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait sorumlu ve yetkili kişilerin imzası bulunmaktadır. Ancak onay kısmında Ankara'nın Orman Genel Müdürlüğü'nün daire başkanlarının imzası bulunması gerekirken burada onay kısmı boştur. Ve burada çizimi yapılan vaziyet planına gösterilen bu yerlerin hiçbiri de sözleşme ve şartlamaya uygun yapılar değildir. Bu vaziyet planı kaçak yapılan bina ve tesislere göre hazırlatılmış bir vaziyet planıdır. Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü, Orman İlçe Müdürlüğü kapsamında yapılan denetimler kapsamında yapılan sözleşme ve şartlamaya uygun yapılan bir vaziyet planı değildir. Buradaki yapılan vaziyet planı vaziyet planındaki yapılan bina ve tesisler kaçak yapı durumundadır. Ve kanuna ve yasaya uygun değildir. Bu vaziyet planının gerekli teknik adamlar tarafından incelenilmesi ve burada bu vaziyet planı üzerinde yanlış yapan kişiler hakkında adli ve idari işlem yapılarak gereğinin yapılması gerekmektedir. Burada bir suç vardır. Bu suçun üzerini örtülmemesi lazım. Yasa ve kanunlar kişiye göre değil, devletin korunması gerekli yerlerde korunması için yasa ve kanunlar uygulanır. Burada yapılan yanlış işler adli ve idari işlem olarak gereğinin yapılması gerekmektedir. Yani bunun için de ben buradaki vaziyet planının aslında uygun olmadığını ve onay kısmının boş olduğunu burada kaçak yapılara göre vaziyet planı düzenlendiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Efendim, ve buna göre de gereğinin yapılmasını istiyorum. Efendim çok teşekkür ederiz. Vatandaşımızın görüşlerini dinledik.